Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Denizlispor altyapısında futbola başlayan ve 11 sene hizmet ettiği Denizlispor'dan sonra Göztepe ve Altay'da forma giyen, son olarak da Kızılcabalık Spor'umuza, 3. lig temsilcilerimizden Kızılcabalık Spor'a transfer olan Fatih Yen bu stüdyolarımızda. Denizli Futbol programında Fatih Yen'le konuşacağız. Onun da özelini izleyeceğiz biraz. Kızılcabalık Spor hakkında bilgiler alacağız. Evet Fatih'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Fatih de benim eski takım arkadaşımdır Denizlispor'da. İlk Denizli'ye geldiği zamanları bilirim. O zamandan bu zamana kadar çok Fatih kendini geliştirdi. İlk gördüğümüz haller olursa Fatih dalga geçtiğimiz bir arkadaşımızdı. Şaka bir yana tekrardan hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bu hafta bir cezalı durumum vardı. Oynayamadın. Sarı kart cezalı durumum vardı. Takım kendi sahasında berabere kaldı Zonguldak'la. Kızılcabalık Spor'a geldin devre arasında. 6 aydan ayrılıp geldin. Bir bu süreci değerlendirir misin? Önce Kızılcabalık Spor'un durumunu. Çünkü Kızılcabalık daha 2 senelik bir takım. 3. ligde. Yeni profesyonel olmuş bir takım. Tabii ki orada çok değerli hocalar var. Yıllarca profesyonel olarak futbol geçmiş olan hocalar var. Deneyimli bir yönetim kurulu, bir başkan var. Fakat kulüp daha çok taze. Kızılcabalık Spor'un durumunu değerlendirir misin? Sen bir profesyonel takımda yıllarca oynamış bir futbolcu olarak. Ya şöyle diyeyim. Gerçekten Kızılcabalık Spor'a gelmem... Yani daha doğrusu ben gelmeyi çok istiyordum zaten. Sezon başı da olabilirdi bu iş. Çünkü Ahmet Kafes'le çok sık görüştük. Ama ben eşim, çocuğum İzmir'de olduğu için İzmir'den ayrılmak istemiyordum. O süreçte Altay'la anlaştım. Keşke sezon başı gelseydim. Çok pişman oldum. Devre arasında yine böyle bir şey oldu. Artık yani mutlu olabileceğim bir yere gitmek istiyordum. Yani düşündüm, eşimle konuştum. Yani ailece çocuğumla da görüştüm. Burada mutlu olacağımı düşündüm ve Kızılcabalık Spor'a geldik devre arasında. İyi ki gelmişim diyorum. O değerlendirmek gerekirse, sen de söyledin, gerçekten değerli hocalarımız var. Futbol yaşantısıyla, insanlığıyla, karakteriyle, futbol bilgisiyle çok iyi hocalarımız var. Onun ardından gerçekten çok iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi niyetli çalışanlar, çok iyi niyetli başkanımız var. Bunun sonucunda da devre arasında geldim. Geldiğimde takım çok koşuyor, çok iyi mücadele ediyor. Ama hala ürkeklik var. Hata yapmaktan korkan çok genç oyuncularımız var. Çok yetenekliler ama. İnan Kızılcabalık diğer takımlar gibi para harcayarak belki bir şeyler yapmıyorlar. Ama verebileceği parayı söylüyorlar ve veriyorlar. Geciktirmeden veriyorlar. Verdikleri sözü tutuyorlar. Ve hep genç oyuncuları yetiştirip Denizlispor'a olsun, diğer üst takımlara olsun futbolcu yetiştirmek için uğraşıyorlar. Bunun da örnekleri var. Geçen seneden de var. Geldiğim için gerçekten yine tekrar ediyorum, çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Fatih, bir dönem Belediyespor'da da oynadın. Denizli Belediyespor'da. Şimdi dönüşün neden Belediyespor olmadı da Kızılcabalık Spor oldu? Ya da neden Denizli Spor olmadı? Yani sen kulüp yetkilileriyle görüştün mü diğer profesyonel takımlarımızda? Yoksa direkt Kızılcabalık Spor sana talip olduğu için mi direkt oraya geldin? Ya şöyle diyeyim. Dışarıdan da vardı ama Denizli'ye döndüğümüzde Denizli Belediye'den hiçbir şey gelmedi. Herhangi bir teklif gelmedi ama şunu söyleyeyim. Eğer ki 3. lig takımlarından, bunu da daha önce de söyledim, Hasan Hoca'yla da konuştum, Ahmet Kafes'le konuştum. 3. lig takımlarından bir yere gitmek istediğim zaman tercih Kızılcabalık Spor olacaktı. Yani bu kesindi. Belediye Spor'dan da teklif gelse ben yine Kızılcabalık Spor seçtim. Niye oraya seçtim? Çünkü orada Hasan Hoca olsun, Hakan Hoca olsun, Seyfi Hoca olsun, bunlarla hepsiyle daha önce Belediyespor'da oynadım. Onları biliyorum. Nasıl hoca olduklarını, nasıl insan olduklarını bildiğim için öncelikli tercihim orasıydı. Denizlispor'la da oldu. Orayla da bir görüşmem oldu. Ama nasip değilmiş. Bazı pürüzler oldu. Olmadı. Ama bir yönden de iyilik olmamış diyorum. Çünkü gerçekten Kızılcabalık'ta çok mutluyum. Futbolcu kardeşlerim sağ olsun bana hep saygı gösteriyor. Ben de onlara çok saygım var, sonsuz. Kızılcabalık Spor'a geldiğim için çok 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 mutluyum. Yani bu mutluluğu anlatamam. İzmir'e gittiğimde bile yüzüm artık 6 ay dönerken hiç neredeyse gülmüyor. Yani son, ama buraya geldikten sonra hep yüzüm gülüyor. Fatih, Denizli ve Kızılcabalık Spor sevgisi biraz da senin bu şehirde büyümenden de kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü çok küçük yaşta geldin Denizli'ye ve yıllarca Denizli'de yani çok küçük çocukluk arkadaşlarım bile burada. Kızılcabalık Spor, Denizli Spor ya da Belediye Spor
senin burada olman da bir vasıta ama sen Denizli şehrine de bir ayrı bir sevgin olduğunu ben biliyorum. Ben Denizli gerçekten çok seviyorum. Gitmek istemiyordum zaten burada. Ben gitmemek için de yani daha doğrusu o zamanın takımını diyeyim. Bozulmaması için çok uğraş verdim. Çok seviyorum. Çünkü Denizli, yani Denizli'de ben Fatih'in oldum bir kere. Denizli'ye gelerek, Denizli'de futbol oynayarak Denizli'de büyüdüm. Her şeyinde Denizli sporlu Fatih oldum. Ya bu etken bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım, yani sevdiğim kişiler hepsi Denizli'de. Biraz da o etken oldu tabii. Kesinlikle başka yere gitmektense dedim ya, insan paradan ziyade mutlu olabileceği, sevip her şeyle kendini oraya ait hissedebileceği bir yere gitmesi gerekiyor. Ben de bunu gördüm burada. Denizli'yi çok sevdiğim için Kızılcabökü Spor'u tercih ettim. İlk tercih etmişim. Fatih, Kızılcabökü Spor'un bu sene playoff şansı biraz zor benim gözümde. Çünkü diğer takımların bütçeleri çok yüksek. Kızılcabökü Spor genç futbolcularla, tecrübesiz futbolcularla, diyorum seni Hüseyin'e birkaç futbolcuyu çıkarsan hep genç futbolcularla mücadele ediyor. Fakat bazı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Kızılcabökü Spor taraftarlar sürekli playoff'tan bahsediliyor. Bu size zarar veriyor mu? Ya da takımın gizliden gizliye bir playoff hedefi var mıdır? Ya bence playoff şansımız bana göre kesinlikle var. Yani niye var? Futbol konusunda 3. ligde oynadığım rakipler, gördüğüm rakipler de futbol oynamak istemiyorlar. Ama inanın Kızılcabökü hani maçlarda ben futbol oynamak istiyorum. Sadece bu maçın ikinci yarısı hariç. Zonguldak Spor'un ikinci yarısı hariç o maça gelseye kadar gerçekten futbol oynamak isteyen, futbol zevki katmak isteyen, gol atmak isteyen, dediğim gibi her şeyi deneyen bir Kızılcabökü Spor var. Bizim tek artımız bana göre diğer takımlardan daha fazla istememiz, futbol oynamak istememiz bana göre. Tabii dezavantajımız da var çünkü çok dediğiniz gibi çok tecrübesiz futbolcu arkadaşlarımız var. Hatta burada Zonguldak maçında biraz tecrübeli bir iki pozisyon yaparak tecrübeli futbolcular da gelse o kesin galip gelmişti. Kesin gol olmuştu. Ama olmadı. Bizim kesinlikle sezon sonuna kadar playoff'u kovalayacağız. Ben şunu canı gönülden inanıyorum. Çünkü oynadığımız, bu zamana kadar oynadığımız maçlar ikinci yarıda hep üst takım, üst taraftaki takımlardı. Şimdi biraz da alt taraftaki takımlarla oynayacağız. Bütçesi az olabilir ama futbolcu olarak, futbolcu karakteri olarak bana göre bütün takımlardan iyi bir takımımız var. Aile ortamı var yani takımda. Ben inanıyorum ki eğer biraz daha dikkatli olursak, biraz daha saha içinde özverili olursak ben kesinlikle bu takımın playoff'a kalma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu da başarırız diye düşünüyorum. Kızılcabökü Spor'un ikinci ligine çıkması bir milat olur Denizli için. Çok büyük bir başarı olur. Çıkmasa bile bu bize bu heyecanı yaşatması, playoff heyecanı yaşatması bu bile büyük bir zevktir. Çünkü Fatih bu takım 5 sene, 6 sene önce ikinci amatördeydi. Şu anda 3. ligde. Fatih aile İzmir'de yaşıyor. Ela ile Derya kızınla işin. Babanlar Kula'da yaşıyorlar. Evet. Özlüyor musun onları? Ya özlüyorum. Yani çünkü ben uzun zaman hiç eşimden ve çocuğumla ayrı kalmadım. Babamdan, ailemden, annemden, babamdan ayrı kaldım ama her hafta gidiyordum. Ama eşim ve çocuğumdan bu kadar uzun ayrı kalmamıştım. Ayrılırken bile zorlandım. Her hafta zaten izin gününde muhakkak gidiyorum. Herhalde profesyonel futbolculuğun da zorluklarından birisi bu. Yani şimdi herkes yani dışarıdan göründüğünde profesyonel futbolcu, kafası rahat, her şeyi güllük gülistanlık diye görüyor ama bana göre kesinlikle değil. Çünkü kesinlikle hafta sonlarınız yok zaten. Evet. Yani benim çocuğum ve eşimin hafta içi okulu var. Onu zaten bir hafta sonumuz kalıyor. Onunla da ben yokum. Buraya gelirken çok zorlandım ama o zorlanmamı çabuk atlatmamın sebebi Denizli'ye geldiğim için. Çünkü Denizli'yi dediğim gibi çok seviyorum. O buraya geldiğim için fazla zorlanmadım ama her fırsatta ailemin yanına gidiyorum. Fatih, yıllarca Denizli'de oynadın. Denizli'de Fatih'in yeğeni oldun. Kendin de bunu söylüyorsun zaten. Fakat şu anda Denizli'nin durumu işler acısı. Çünkü PTT 1. Ligi'nde düşme kafasına oynuyor Denizli. Sezon başından beri 3. hoca değişikliği. İşte yönetim kurumsallaşma anlamında çok şey yaptı, çok borç ödedi.
Fakat sportif anlamda Deniz Spor bir türlü istediği noktaya gelemiyor. Yeni bir hoca geldi Mehmet Altıparmak. Sen daha önceden Hasan Kıbrıslıoğlu ve yönetimiyle çalıştın. Deniz Spor'daki bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Ben öncelikle biraz geri dönmek istiyorum. Yani yine çok bankası ilk sene düştüm, Süper Lig'den düştüğümüz sene Hamza Hoca gelmişti. İlk yarı lider bitirmiştik. İlk yarı lider olunca, bitirince devre kampa gidecekti ama bir anda Hamza Hoca'nın, Hamza Hoca değil başkanı, Mehmet Öztürk'ü başkanı görevinden aldılar. İstifa etti artık, görevinden mi alındı bilmiyorum. Daha sonra kampı geçirdikten sonra ikinci yarıyı başladık, 1-2 maç sonra Hamza Hoca istifa etti. Daha sonra Hamza Hoca ile, belki Hamza Hoca kalsa kesin çıkardık. Kesinlikle diyorum. Ondan sonra Kenan Hoca ile devam ettiler, Kenan Etik'le. O dönem ilk maçımızda Kenan Hoca'ya gittiğimizde Rize'yi yendik deplasmanda 1-0. Geldik içeride beraber kaldık. Altay'ı yendik deplasmanda 2-0. Geldik içeride 3-2 son dakikalarda bir Mersin maçımına yenildik 3-2. Şunu iddia ediyorum. Eğer o sene biz Kenan Hoca ile devam etmiş olsaydık Hamza Hoca'yı bıraktıktan sonra en kötü o takım playoff kalırdı. Kesinlikle diyorum. Çünkü iyi bir takımımız vardı. Herkes Kenan Hoca'ya da sahip çıkıyordu. Ama bir değişiklikler oldu yine. Serhat Güler'i getirdiler. Ondan sonra her şey tam tersine döndü. Şimdiki durumda gelince de yani gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü Deniz Spor şehir olarak, şu andaki yönetim olarak, futbolcu olarak hak ettiği yerde değil. Daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Kafaya oynaması gerekiyor bana göre. Ama bir türlü o dediğiniz gibi sportif başarıyı bir türlü yakalayamadılar. Bir sezonda 3 hoca bana göre çok fazla. Belki sezon başında bazı şeyler değişebilirdi. Yani hocam bizzat ve hoca konusunda diyebilirim. Yani çok konuşmak istemiyorum o konuda kesinlikle. Her hocaya saygım var. Benim her hocaya konuda saygım var ama çalışmadım tabii Özcan Hoca'yla. Levent abiyle yıllarca oynadım. Mehmet Mustafa Hoca Kaleci hocasıyla da hocalığımı yaptı. Sezon başı gelebilecek en iyi yönetim geldi bana göre. Hasan Kıbrıslıoğlu ve yönetimi. Belki o hoca konusunda sezon başında belki yanlış tercih yapmış olabilirler. Bir türlü o istenilen futbolcularla hocalar arasında kopukluk vardı benim maçlarda gördüğüm kadarıyla. Az çok burada da çevrem var. Tanıyorum. Çoğu topçuyu tanıyorum. Orada çok kopukluklar vardı. Bir türlü istenilen seviye gelmedi. Onun akabinde gelen Engin Hoca'yla da tutmadı. 4 maçta 4 mağlubiyet olması gerekiyor. Evet. Takip ettiğim gibi. Olmadı. İnşallah Mehmet Hoca'yla iyi bir tercih bana göre. O çalışmadım ama çalıştırdığı takımlarda takım arkadaşlarım var. İyi hoca olduğunu söylüyorlar. Bu da zaten Osmanlı maçında da kendini gösterdi. Çok kısa bir dönemde olsa bana göre iyi futbol oynadılar. Diğer maçlara göre. Son dakikalarda galibiyeti de kaçırdılar. İnşallah Mehmet Hoca'yla bu yükün altından futbolcu, yönetim, hoca kalkarlar ve Deniz Spor'u ligde tutmayı başarırlar. Ben bunu canı gönülden istiyorum. Çünkü gerçekten ellerindeki futbolcular bu yeri hak etmiyor. Şehir olarak zaten kesinlikle hak etmiyor. Çünkü Denizli futbol oynanabilecek, yaşanabilecek en güzel şehirlerden biri. Evet, Fatih Yen yanımızdaydı. Kızılcabayık Sporlu Fatih Yen. Deniz Sporlu Fatih Yen. Hatta Denizli Büyükşehir Belediye Sporlu Fatih Yen. Çünkü Denizli'nin 3 profesyonel takımında da görev aldı. Bugün misafir oldu stüdyomuza. Deniz Spor'la Kızılcabayık Spor'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. İnşallah Kızılcabayık Spor'umuz bu sene Fatih Yen'in de dediği gibi playoff'u zorlar. Hatta 2. lige çıkar. Ben onlara kalan maçlarında başarılar diliyorum kaptana. Bu haftanın sonunda size küçük bir sürprizimiz var. Fatih Yen'in enlerini sorduk. Bir soru cevap şeklinde bir program yaptık onunla. Kısa bir VTR'miz olacak programın sonunda. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Yaptığımda hatırlamıyorum işte. O maçı en çok o maçta. Çünkü Süper Lig'deki ilk golümdü. Yani Hakan Şükür. Selahattin Kanalı bana göre oynadığım en iyi forvetlerden biriydi. Takım için her şeyini veriyorlardı. Mücadelesi olsun, mücadele olsun, liderlik olsun. Bana göre bu yani tek sayamam ama bu dördü gerçekten çok çalışıyordu. Diyorum. Scooby-Doo. Vay çalışmayan tembel demedim yürekler.
Galatasaray maçı. İlk maça, oyuna ilk girdiğim maçtı. O maçı hiç unutamıyorum. Fenerbahçe maçında 2006-2007 sezonunda maç 2-0'dı. Oyuna sonradan girmiştim. O maçta sağ taraftan Fatih abi ortalamıştı, arka direkte bomboş. Kaleye gol atmıştım. O maçı unutamıyorum, o golü unutamıyorum. Unutamadığım asist. Onu hatırlamıyorum yani gerçekten. Ben de yaptım da hatırlamıyorum işte, ne bileyim. En sevindiğim maç yine Fenerbahçe maçı. 2-2 beraber kalmıştık. O maçı en çok o maçta, çünkü Süper Lig'deki ilk golümdü. O maçı yani o maçta çok sevinmiştim. En üzüldüğüm maç Göztepe maçında Bankasya'dan düşmüştük 2. ekibeye. O sezon o maçı hiç unutamıyorum. Tavşanlı'ya 1-0 yenilmiştik kendi sahamızda. En iyi oynadığım maç. İlk 11 oynadığım ilk maç Sivas maçıydı. Deplasmanda 2-0 yenmiştik. İlk kez 11 oynamıştım. Hem galip gelmiştik, o maçı unutamıyorum. Kötü oynadığım maç, burada yine Akhisar maçı. 3-2 yenilmiştik Bankasya'da. O maçta kötü oynadım diyebilirim. Gördüğüm en güzel stat. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı. Atmosferiyle falan gerçekten çok iyi bir stat. En kötü stat. Atatürk stadı İzmir'deki. Atatürk gerçekten çok uzak. Seyirciyi doldurmak çok zor. Onun için yani sahaya uzak olduğu için en kötü stat bana göre. Gördüğüm en iyi taraftar. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarı. Çalıştığım en iyi teknik adam, iki isim verebilirim. Tek isim yok gerçekten. Biri Hamza Hamzoğlu, biri de Osman Özköylü. Ama ilk olarak soracak olursanız da Ali Yalçın'la çalıştım. En iyi hocalardan biri. En kötü teknik direktör. Yani burada çalıştığım en kötü teknik direktör. Burada da çalıştım. Altay'da da çalıştım. Serhat Güller. Hakan Şükür diyebilirim. Çünkü gerek Türkiye'de olsun, gerek Avrupa'da çok iyi işler yaptı. Attığı gollerle, koşusuyla bana göre Türkiye'de Hakan Şükür'ü en iyi golcü olarak nitelendirebiliriz. Benim kendi takımımda oynadığım en iyi golcüyü soracak olursak Selahattin Kınalı diyebilirim. Gerçekten bana göre gerçekten futbol bilgisi olarak ayak, hava hakimiyeti, ayakları çok iyi, gol vuruşları müthiş. Selahattin Kınalı bana göre oynadığım en iyi forvetlerden biriydi. En yetenekli oynadığım iki futbolcu var, en yetenekli. Biri Belediyespor'da oynamıştım, şu anda hocalığımızı yapıyor, Seyfettin Kurtuluş. Diğeri de gerçekten Türkiye'nin nadir yetiştirdiği futbolcuların biri Yusuf Şimşek. Her yönüyle, çalımıyla, abiliğiyle, karakteriyle oynadığım en iyi futbolculardan birisi. En yeteneksizi. Yeteneğin yani deden bana göre Engin Memişler'dir. Çünkü forvet oynuyordu. Fizik yapısıyla, hava hakimiyetiyle, vücuduyla çok iyi bir forvet ama kendini ihanet ettiği için bana göre en yeteneksizi Engin Memişler. En iyi kaleci. Oynadığım en iyi kalecilerden Amido vardı. Çünkü gerçekten bir kaleciydi, bir liderdi bana göre. Her zaman şudur, kaleci her zaman bir puandır. Hamido da gerçekten Denizli'de çok iyi işler başardı. Ve çok yetenekli, ayağı olsun, elleriyle olsun, teknik bir kaleciydi. En iyi kaleci Hamido. En kötü kaleci. Ya biz de çıktı esasında. O zaman gençti. Köksal Özkara, şu anda da Hatay'da zaten yedek kaleci. O dönem gerçekten çok kötüydü. Hiç geliştirmemişti kendini.
Göksal Özkara. En sevdiğim hakem. Yani bana göre zaten kendini de kanıtlamış biri. Cüneyt Çakır. Yani benim oynadığım zamanda sağ içinde konuşmasıyla olsun, yönettiği maçlarla olsun çok iyi maçlar. Zaten onun sayesinde de yönettiği maçlarda zaten FIFA'ya gitti. Çok iyi maçlarda yönetiyor. Yani gurur duyuyorum hem onunla. Avrupa'da yönettiği maçlarda en iyi hakem Cüneyt Çakır. En kötü hakem. En kötü hakem konusunda şöyle bir şey. Burada bizim Sivas maçımız vardı. Sivas Denizli maçı. O zaman maçı galiba 2-1 yenilmiştik. Bariz bir penaltımızı vermemişti Yunus Yıldırım. Bariz bir penaltıydı. En kötü hakem bana göre orada, ondan sonra, o olaydan sonra Yunus Yıldırım. En çalışkan futbolcu. Yani öyle deniz sporda oynarken gerçekten çalışan çok futbolcu var. Bir tane değil, birkaç tane futbolcu vardı o zaman. Biri Serhat Gülpınar, ikincisi Bülent Ertuğrul, üçüncüsü İbrahim Çelik. Gerçi bir de Mustafa Keçeli var, 4 tane. Onlarla oynadığımda gerçekten idmanda olsun, sahada olsun, maç içinde olsun her şeylerini veriyorlardı. Takım için her şeyini veriyorlardı. Mücadelesi olsun, mücadele olsun, liderlik olsun. Bana göre bu, yani tek sayamam ama bu dördü gerçekten çok çalışıyordu. En tembel futbolcu. Yine aynı şeye döneceğim. Engin Bimbişler. Çünkü dediğim gibi kalitesinin, yeteneklerinin farkında olmayan birisiydi. Ve onun için de Engin Bimbişler diyebilirim. Çalışmayı da zaten fazla sevmiyordu. En unutamadığım anı yine Fenerbahçe maçı. Çünkü bir sene önce Fenerbahçe'yi burada Denizspor liderlikten, şampiyonluktan etmişti. Bir sene sonra gittiğimizde maç 2-0'dı ve hala Fenerbahçeli futbolcular kaleden, bizim kalemizden topu alıp fark atmak için topu kaleden alıyorlardı daha fazla gol atmak için. O maçta dediğim gibi hem berabere kaldık hem ben gol attım. Unutamadığım maçta Fenerbahçe maçı. Şu anda hiçbir şey değiştirmezdim. Çünkü gerçekten bu zamana kadar yaşadıklarım her yönüyle, aile yaşantım olsun, futbol yaşantım olsun, hep istediğim gibi oldu. Hiçbir şey değiştirmek istemezdim. Geri dönmüş olsam yine aynı şekilde yaşamak isterdim. Çok güzel bir soru. Onu hiç düşünmedim ama yani şöyle diyeyim. Çok hocayla çalıştım. Burada olsun, dışarıda olsun. Onları gördükten sonra herhalde ben de kendi kendime hocalık yaparım diye düşünüyorum. Yani o da ilerleyen zamanlarda 10 yıl sonra olur, 15 yıl sonra veya kısa zamanda hocalık yapmak istiyorum. Çok söyleyen olmadı ama yani şöyle bir şey, bizim o zaman Denizspor'da Yusuf abiler falan varken Cenk kardeşim, Cenk Öner kardeşimiz hep şarkı söylüyordu. İstanbul sokaklarını söyletiyorduk ona. Biraz reyleri biraz söyleyemiyordu. Gerçekten çok sempatik söylüyordu. Gerçekten de sesi yani güzeldi. Cenk Gönen diyebilirim. En kötü şarkı söyleyen. Vallahi hiç şey yapmadım ama bir kere kim söylemişti? Galiba Süleyman Olgun diyebilirim. Bir kere kendi kendime mırıldarken söylemiştim. Gerçekten sesi kötüydü. Bir daha söyleme dedik zaten. Süleyman Olgun. En fazla yemek yiyen ben. Kendim söyleyebilirim çünkü arkadaşlarım da diyor. Yemek konusunda hiçbir şey ayırt etmediğimden çok yerim. Kendimi söyleyebilirim. En bonkör futbolcu. Bu konuda yani çalıştığım insanların içinde Yusuf abi diyebilirim, Yusuf Şimşek diyebilirim. Gerçekten eli hep açıktı. Her yönüyle genç futbolcuları olsun, personeli olsun. Bu konuda herkese yardım etmeye çalışıyordu. Yusuf Şimşek. En cimri futbolcu. Ya yine aynısını diyeceğim ama duyduğunda kızacak, yine Engin Bimbişler. Hiç cebinden para harcamazdı. Bir yere gidildiğinde falan hep başkalarına yönelirdi. Yine o konuda Engin Bimbişler. Ya o konuda herhalde Şener Aşkıroğlu'nu tek geçerim. Çünkü her şeyi biliyordu. Biz zaten takım arasında onu Google Şener demiştik. Bu kadar yani çok konuşan, her şeyi bilen biri de yoktur yani.
hiç susmazdı. Maçta olsun, kampta olsun, idmanda olsun, dışarıda olsun, otururken hep o konuşur, bizi dinlerdik. Şener Aşkaralı. En az konuşan, fazla sesi çıkmayan bizim zamanımızda, şu anda da zaten Akhisar Spor'da oynuyor, İsmail Konuk diyebilirim. Bizim zamanımızda benle oynarken hiç sesi çıkmazdı. Çok sakin biriydi. Çok efendi de biriydi zaten. Yani Denizli bana göre onun kıymetini bilmedi. Akhisar bildi. O konuda çok sessiz, sakin ve efendidir İsmail Konuk. En doğrucu futbolcu. Güzel bir soru. Ya doğrucu diyeyim, kime söyleyeceğim ki yani öyle idmanlarda, zaten her idmanlarda şey oluyor ama doğrucu futbolcu dediğimizde herhalde kim gelir diyebilirim, Serhat abi diyebilirim. Serhat Gürpınar gerçekten yani ne gördüyse onu söyler, onu maç içinde idman içinde fark etmiyor, dışarıda da gördüğün Serhat Gürpınar. İsmail Baydil gerçekten. Hala da takım arkadaşım. Eskiden de öyleydi. Her şeyi abartırdı zaten. Konuşmayı, bir şeyler yaptığında onu abartırdı. Bu konuda İsmail Baydil diyebilirim. Çok abartıyordu çünkü. En sert futbolcu. Yani Göztepe'de oynadım. Takım arkadaşım. Şu anda Bandırma'da. Onur Bektaş diyebilirim. Yani hiç fark etmiyor. İtman'da olsun, maçta olsun. Hiç acımıyor kim olursa olsun. En yakın arkadaşı bir olsa ayağını çekmiyor. Gattardan ziyade topa sert. Biraz rakibe de sert. O konuda Onur Bektaş. Kendim. Çünkü fazla sert. Öyle bir stilim var. Yani sert giremiyorum. İstesem de yapamadığım bir iş. Kendim diyebilirim. En sevdiğim evet. Güzel bir soru gerçekten. Kızartma. Yani çok seviyorum. Üstüne yoğurtla döküldüğünde eşimden en çok zaten istediğim de odur. Kızartma diyebilirim. Ya en sevdiğim film Babam ve Oğlum. Gerçekten o filmi 3 kere izledim ve üçünde de yani ağladım diyebilirim. Duygusal anlar yaşadım. Babam ve Oğlum gerçekten izlediğim en güzel filmlerden biri. En sevdiğim aktör. Güzel bir soru. O konuda hiç düşünmedim ama şu anda yani Kenan İmirzalıoğlu diyeyim. Gerçekten her rolü yaptığı rollerle zaten yakışıklılığıyla, boy ve posuyla Kenan İmirzalıoğlu. En sevdiğim şarkıcı Muazzez Ersoy. Ben küçüklüğümden beri onun bütün CD'leri vardı, kasetleri vardı. Çünkü gerçekten sesine hayran kaldım. Çok güzel şarkılar söyleyen biri bence Muazzez Ersoy. Denizli. Yani gitmek istemediğim, keşke buradan ayrılmasaydım dediğim yer Denizli. Yaşadığım, büyüdüğüm, beni Fatih'en yapan şehir çünkü Denizli. Halkıyla, şehriyle, yani nasıl diyeyim, burada insanlarıyla, arkadaş çevresiyle keşke diyorum Denizli'yi terk etmeseydim ama bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Ama Denizli en sevdiğim şehir. Yani futbol dışında olursa iki kişi var. Tarık Kovan ve Hamza Kovan. Onlarla gerçekten her yönüyle anlaşıyorum. Arkadaş, akraba olmamamıza rağmen kardeşim gibiler. İnanın yani şöyle diyebilirim. Abilerinden bile, kardeşlerimden bile daha çok seviyorum Hamza Kovan ve Tarık Kovan'ı. Çünkü ikisi de 10 numara insanlar. Futbolcu konusunda da yani şöyle diyeyim, buradayken Güray'la çok iyi anlaşıyordum. Aram çok iyiydi. Hala da görüşüyorum. Görüştüğüm nadir kişilerden biri zaten ayrıldığımda. Şimdi de burada Kemal Kececi var zaten. Yanımdan hiç ayrılmaz kardeşim. Ben de sevdiğim için yanımdan ayrılmıyorum. Kemal Kececi ve futbolda Güray Vural diyebilirim. Futboldan kazandığım ilk parayı babama verdim. O zaman Belediyespor'da kazandım. Belediyespor kiralık gitmiştim. Çünkü o zaman evli de değildim. İlk kazandığım parayı babam kendi ihtiyaçlarını karşılaması için az bir miktarda olsa babama vermiştim. Kesin öğretmen olurdum. Ya arkadaşlar da zaten
espriyle karışık. Yani bana göre gerçekte hal ve hareketlerim benden öğretmen olacağını dair. Ben de kendimi şöyle ara sıra düşünüyorum. Acaba futbolcu olmasam benim yapabileceğim galiba en iyi meslek öğretmenlikti. Unutmak istemediğim, hatırlamak istemediğim bir anı var. Burada sanırsam kupa maçıydı. Sarıyer maçı olması lazım. İçeride Deniz Spor'la oynadığımızda. O maçta sakatlanmıştım. O zaman da hocamız Ali Yalçın'dı. Kesinlikle o maçta sakatlandım ve uzun süre forma giyememiştim. Çok üzülmüş ve aşırı ağlamıştım o maç. O an yani. Herhalde Scooby-Doo'dur. Gerçekten onu çocukluğumdan beri izliyorum ve hala şu anda çocuğum izliyor. O izlerken bile aynı yani çocuklukla izliyorum Scooby-Doo.